güne başlarken kadınların gücüyle devam edecek sevgili izleyiciler. Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Etkinlikler pazar gününden hafta sonundan itibaren başladı zaten. Bugün Avcılar Belediyesi Konservatuvarının Binbir Çiçek Korosu bildiğinizden eminim. Çok güzeller. 7 bölgeden türküler söylüyorlar. Ankara çıkarması yaptı. Kadınlar şu anda Anıtkabir'de. Temsilen Avcılar Belediye Başkanı Andan Toprak Benli de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi kadın deyince elbette Türkiye'de konuşulacak çok şey var ama bir yandan da bir referandum sürecine gidiyoruz ve kadınların hayırı, kadınların tercihi çok önemli. Bugün Anıtkabir'e gelmekle ne mesaj vermek istediniz? Buradan başlayalım. Kadınlarımız gerçekten de iyi bir mesaj vermek istediler. Şöyle ki, kadın sesi karanlıkta ışıktır diyor bizim kadınlarımız. Çünkü bir karanlık ortamda bir kadın sesi duyduğunda insanlar kendini güvende hissederler. Şimdi içinde geçtiğimiz günlerde öyle. O nedenle de Avcılar Belediye'mizin konservatuarı ki 80'li yıllardan sonra kurulan ki peş peşe kapatılmıştır biliyorsunuz. Hı hı. Tek konservatuar oldu son yıllarda kurulan ve Türkiye'nin 5. belediye konservatuarı. İstanbul'da da tek, Marmara bölgesinde de tek konservatuarımız. Onun çok güzel bir projesiydi. Kadın Türkü Söyler projesiyle 1000 kadından koromuz var. Kadınlarımız yalnız kendileri birlikte oldukları zaman, birlikte türkü söyledikleri zaman şunu fark ettiler. Sesinin ne kadar büyük yankı yaptığını, bütün kadınlara sesini duyurabildiklerini. Şimdi de tam zamanı. Onu duyurmak için bugün Ankara'dalar. Ne söyleyecekler? Bugün Ankara'dalar. Önce atamızın kabrine uğrayıp Anıtkabir'e uğradılar. Çünkü bundan 100 yıl önce bu topraklarda büyük bir kurtuluş savaşı verilmiş. Arkasından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki en önemli özelliği eşit yurttaşlık temelleri üzerine kurulmuş olması ve kadın erkek eşitliğine dayalı bir devrim olmasıdır. Kadınlar bunun farkında. O nedenle de şimdi tam zamanı, 100 yıl kadar önce kendilerine verilen bu yetkinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili, yönetim şekliyle ilgili geleceğe dair bir referandum süreci yaşanıyor. O yüzden de kadınlar tam sözlerini söylemenin zamanı olduğunu düşünmekte ve bunun için de meydanlarda türkülerini söylemektedir. Kadın 7 bölgenin türküsünü söylediğinde 81 ilin spor takımlarının renkleriyle öncelikle birlik beraberlik mesajı vermekte. Gerek referandum süreci, hangi süreç yaşanırsa yaşansın, bu süreçlerin bütün bir festival havasında geçmesini, asla ötekileştiren, ayrıştıran, kutuplaştıran ve kavgaya dayalı bir dili reddetmektedir kadın. Onun için türküsünü söyleyerek mesajını veriyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak, türküsünü söyleyecek. Yine mesajını verecek. CHP grubuna da katılacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katılacak. Çünkü geçen hafta İstanbul'da özellikle hep birlikte türkülerini söylediler Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Bütün İstanbul kadınlarımızın sesini duydu. Hatta şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söyleyerek de. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu kent çok önemli, Ankara. Kur'an Mustafa Kemal Atatürk, onun Anıtkabir'ine uğradılar. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeler. Mesaj çok net. Ve evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da katılacaklar ve net mesajını da vermiş olacaklar. Şöyle ki, bilmekteyiz ki son yıllarda istenen yasalar bir bir bütün engellemelere rağmen de olsa çıkarılıyor. Ama bir yasanın çıkarılmasına kadınlar engel oldu. Tecavüzcü ile evlendirme yasasını. Kadınlarımız bilmektedir. Kadın istemediği zaman hiçbir şey yapılamaz. Kadının iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün görecek, duyacak. Evet, burada iradesini baştan koyarak ve bütün kadınlara mesajını verecekler. O mesajı da türküyle verecekler.
o güzel sesleriyle karanlığa ışık tutacak. Şimdiden duyurmuş olalım CHP grup toplantısında bugün Binbir Çiçek Korosu. Peki Handan Hanım, mesaj çok net. Kurucu değerler, kurucu ideal şu dönemde kadının sahip çıkması, ki seçme seçilme eşit yurttaşlık anlamında çok kıymetli. Türkiye'de birçok yerden daha önde olması dolayısıyla. Bundan sonraki sürece doğru giderken hani sizler... Koroyla beraber daha çok kadına ulaşacak mısınız? Hani biraz bugünün ve bundan sonraki meclisteki program dışında başka programlar var mı? Yarınki programlar neler? Kimlere, nerelerde ulaşmaya çalışacaksınız? Evet, kadınlarımız bu konuda kararlılar. Türkiye'nin başka yerlerine de gitmeye. Yarın bir kısmı kadınlarımızın hatta Sakarya'da olacaklar. Kadınlarla, oradaki kadınlarla birlikte güzel bir mesaj vermeyi, yine sesini Sakarya'dan. Çünkü tıpkı Kurtuluş Savaşı'nın bütün süreçlerinin yaşandığı yerler gibi. O nedenle de yarın da orada olacaklar. Anadolu yollarında yani. Evet, Anadolu yollarında olacaklar. İstanbul'da da başka ilçelerde de olarak seslerini duyuracaklar. Kadınlarımızın şöyle bir kararlılığı var. Yine referanduma kadar böyle türkülerini söyleyip seslerini duyururken referandum günü bir kararı var kadınlarımızın. 16 Nisan'da kadınlar evde olmayacaklar. Beylere duyuruyoruz buradan. O gün yemek yapmayacaklar. Çünkü bir gün önceden yapacaklar. Bir gün önceden dolmalarını saracak, böreklerini yapacaklar. Hazırlıklarını, piknik hazırlıklarını yapacaklar. O gün 16 Nisan günü kadınlarımız okullarda olacaklar. Oy kullanmaya gelenleri, demokratik haklarını kullanmaya gelenleri, güzel komşularını güler yüzleriyle karşılayacaklar ve onları uğurlayacaklar. Dolmalarıyla, börekleriyle, onlarla güzel bir festival havası içinde geçecek. Kadınlarımız kararlı. Sabah 6'da gelecekler, okulların önünde olacaklar. Akşam 6'ya kadar okulların önünde olacaklar. Sonra seçim kuruluna gidince oylar seçim kurulunun önünde olacaklar. Onlar yanlarında mendillerini de getirecekler. Sonra halaylar çekecekler. O bayram havasında. Evet. Bir kez daha Cumhuriyet'in ve değerlerinin kuruluşunu kutlayacaklar. Çünkü kadınlara şöyle deniyor. Sanki kadınlar bir mücadele vererek bu hakları elde etmemiş de. İşte kurucu irade, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kadınlara bu yetkiler sanki verilmiş gibi. Halbuki bizim tarihimizi çok iyi bilmek gerekiyor. Avcıların en güzel parkı meydanda Halide Edip Adıvar Parkı'dır. Türk'ün ateşle imtihanını bilmeli herkes o kitabı okuduğu zaman. Kadınımızın nasıl mücadeleler verdiğini, Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemlerde de ve Kurtuluş Savaşı'nda. Hepimiz bilmekteyiz kadınlarımızı. Değil mi Şerife Bacı'yı, Kara Fatma'yı? Evet, o kuruldu. cephelere cephaneyi taşıyan, askerin çorabını ören, onu taşıyan kadınımız. Birebir çatışan tabii, hatta. Tabii, kadının şeyiyle beraber kazanılmıştır bu zafer. Bunları kadını cephede ve her türlü mücadelede gördüğü için Mustafa Kemal Atatürk, kimseyi kimseden ayırmamış ve eşit yurttaşlık temelleri üzerine kurulmuştur. Kadının aslında kazanımıdır. Ancak böyle kadın bir kez daha 16 Nisan'da sandık kurullarının önünde bütün sevimliliği, güzelliği ve güler yüzüyle insanları karşılayıp gönderecek. Çünkü insanlar geldikleri zaman okul önlerine acaba benim oylarıma bir şey olacak mı? Oy verenle herhangi bir sıkıntı yaşayacak mı? Endişesi de yaşamayacaklar. Herkes güle oynaya okullara gidecek. Demokratik hatlarını kullanacaklar. Kadın sonra bu işe kadın el attı diyorsunuz, el attı yani. Kesinlikle. Handan Hanım kadın gün, el attı o bu gün, işe. Evet. Süre tabii sınırlı. Kadın özellikleriyle. İsterseniz mesajınızı da alalım. Süre çok sınırlı çünkü. Ben hani görüyorum bu kararlılığı, ben de toplumda görüyorum. Siz de çok bir kamuoyu önderi olarak, kadın temsili olarak çok önemli bir figürsünüz. Türkiye başarılı kadın temsili olarak. Emeğinize sağlık diyorum. Ben sözü size bırakayım. Teşekkür mesajınızı ediyorum. Alalım. Ben şimdiden bütün kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutluyorum. Tüm kadınlara özellikle 16 Nisan'da bu görevini yapmak üzere tüm emekçi kadınlarımızın da hep birlikte Avcılar Belediye Konservatuarı, Binbir Çiçek Kadın Korosu gibi hepimizin de okullarda ve sahada olacağı
ve halaylar çekileceği gün için kendilerini şimdiden kutluyorum. Kadınlar birlik olunca ne olduğunu hep görüyoruz. Evet. Bu da bir Binbir Çiçek Korosu da bunu en iyi gösteren, etkinlikleri yaratan bir ekip. Tebrik ediyoruz sizi. Biz de kutlarız ve mesaj açık 16 Nisan'a. Kadınlar bu işe el koydu sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben de. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın derken hiç mi duymayalım Binbir Çiçek Korosu'nun sesini? Hoşça kalın. Yeah.